Elhamdülillahi Rabbil alemin. Ve salatu ve selamu ala eşrafil enbiyai vel murselin. Seyyidina Muhammedin ve ala alihi ve sahbihi ecma'in. Elhamdülillahi nahmeduhu ve nesta'inuhu ve nestağfiruhu ve netubu ileyh. Ve na'udu billahi min şururi enfusina ve min seyyiati a'malina. Men yehdillahu fela mudille leh ve men yudlil fela hadiye leh. Neşhedü en la ilahe illallah vahdehu la şerike leh. ونشهد أن سيدنا وسندنا ومولانا محمدًا عبده ورسوله وحبيبه. أما بعد، فيا عباد الله، أوصيكم بتقوى الله وطاعته، إن الله مع الذين اتقوا والذين هم محسنون. قال الله تعالى في محكم كتابه الكريم، بسم الله الرحمن الرحيم، وَأَطِيعُوا اللَّهَ وَرَسُولَهُ وَلَا تَنَازَعُوا فَتَفْشَلُوا وَتَذْهَبَ رِيحُكُمْ وَاصْبِرُوا اِنَّ اللّٰهَ مَعَ الصَّابِر۪ينَ صَدَكَ اللّٰهُ الْعَظ۪يمِ. وَقَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللّٰهُ تَعَالَى عَلَيْهِ وَسَلَّمْ اِنَّ الْمُؤْمِنَ لِلْمُؤْمِنِ كَالْبُنْيَانِ يَشُدُّ بَعْضُهُ بَعْضًا. صَدَكَ رَسُولُ اللّٰهِ فِي مَا قَالَ ev kema gal. Muhterem Müslümanlar, okuduğum ayeti kerimede Yüce Rabbimiz şöyle buyurmaktadır: Allah'a ve Resulüne itaat edin, birbirinizle çekişmeyin, sonra gevşersiniz de gücünüzü kaybedersiniz. Sabırlı olun, çünkü Allah sabredenlerle beraberdir. Okuduğum hadis-i şerifte ise sevgili Peygamberimiz Hazreti Muhammed Mustafa sallallahu teala aleyhi ve sellem Efendimiz şöyle buyurmaktadır: Müminler birbirini destekleyen bir binanın tuğlaları gibidir. Aziz müminler, coğrafyaları, renkleri ve dilleri farklı olsa da bütün Müslümanlar kardeştir. Müminlerin tamamı Hazreti Muhammed Mustafa aleyhissalatu vesselam Efendimizin ümmetidir. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem bir hadislerinde ümmet ve kardeş olmanın gereklerini bizlere şöyle öğretmektedir: لَا تَبَاغَدُوا وَلَا تَحَاسَدُوا وَلَا تَدَابَرُوا وَكُونُوا عِبَادَ اللّٰهِ اِخْوَانًا. Birbirinize kin beslemeyiniz, birbirinize haset etmeyiniz, birbirinize sırt çevirmeyiniz. Ey Allah'ın kulları, kardeş olunuz. Peygamberimizin şu hadisi şerifi de müminlerin kardeşliğinin önemini etkili bir şekilde ortaya koymaktadır. Meselul müminine fi tevaddihim ve terahumihim ve taatufihim meselul cesed. İzeşteka minhu udvun tedaa lehu sairul cesed bis seheri vel humma. Müminler birbirlerini sevmede, birbirlerine merhamet ve şefkat göstermede tıpkı bir organı rahatsızlandığında diğer organları da uykusuzluk ve yüksek ateşle bu acıyı paylaşan bir bedene benzer. Aziz Müslümanlar, bizler tarih boyunca sevgili Peygamberimiz Hazreti Muhammed Mustafa aleyhissalatu vesselam Efendimizin bu gibi çağrılarını dikkate aldık. Birlik ve beraberliğimize, huzur ve muhabbetimize her daim sahip çıktık. Bu bilinçle nice kardeşlik destanları yazdık.
el ele, gönül gönüle vererek her türlü zorluğa ve sıkıntıya birlikte göğüs gerdik. Aynı topraklar üzerinde yaşadığımızı, aynı idealleri paylaştığımızı hiçbir zaman unutmadık. Gök kubbenin altında sevinçlerimiz de bir, üzüntülerimiz de bir oldu. Dualarımız da bir, aminlerimiz de bir oldu. Düşüncelerimiz, mezhep ve meşrebimiz farklı olsa da uğruna nice şehitler verdiğimiz vatanımız birdir. Aziz kardeşlerim, dün olduğu gibi bugün de cennet vatanımıza göz diken, hain emellerle kardeşliğimize kastedenler var. Bizi birbirimize düşürmek ve huzurumuzu bozmak için çalışanlar var. Aramıza fitne ve fesat tohumları ekerek bizi zayıflatmak isteyenler var. Bunlar karşısında hepimize düşen birlik, beraberlik ve kardeşliğimizden asla taviz vermemektir. Din, iman, Kur'an, vatan ve ezan gibi mukaddesatımız etrafında birbirimize kenetlenmektir. Şehitlerimizin uğruna canlarını feda ettikleri ulvi değerleri yaşamak ve yaşatmaktır. Göz aydınlığı yavrularımızı ve geleceğimizin teminatı gençlerimizi inancımıza, tarihimize ve medeniyetimize sahip çıkacak iyi bir insan olarak, iyi bir Müslüman olarak yetiştirmeye çalışmaktır. Onları güler yüz ve tatlı dille camilerimizin huşu ve huzur veren manevi iklimiyle buluşturmaktır. Kardeşlerim, vatanımızın ve milletimizin içerideki ve dışarıdaki hainlere, düşmanlara, terör örgütlerine karşı müdafaa ederken zaman zaman şehitler veriyoruz. Şairin dediği gibi, bayrakları bayrak yapan üzerindeki kandır toprak. Eğer uğrunda ölen varsa vatandır. Geçen hafta da hain bir terör saldırısı nedeniyle vatan evlatlarımız şehitlik şerbetini içtiler, şehadet makamına ulaştılar. İnanıyoruz ki Rabbimizin rahmeti şehitlerimizin üzerinedir. Onlar kendilerine müjdelenen cennet nimetleriyle sevinmektedirler. Estaizu billah. وَلَا تَحْسَبَنَّ الَّذ۪ينَ قُتِلُوا ف۪ي سَب۪يلِ اللّٰهِ اَمْوَاتًا بَلْ اَحْيَاءٌ عِنْدَ رَبِّهِمْ يُرْزَقُونَ فِرِح۪ينَ بِمَا آتَاهُمُ اللّٰهُ مِنْ فَضْلِهِ وَيَسْتَبْشِرُونَ بِالَّذ۪ينَ لَمْ يَلْحَقُوا بِهِمْ مِنْ خَلْفِهِمْ اَلَّا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ يَسْتَبْشِرُونَ بِنِعْمَةٍ مِنَ اللّٰهِ وَفَضْلٍ وَاَنَّ اللّٰهَ لَا يُضِيعُ اَجْرَ الْمُؤْمِنِينَ Sadakallahul azim. Allah yolunda öldürülenleri sakın ölüler sanma. Bilakis onlar diridirler. Allah'ın lütuf ve kereminden kendilerine verdikleriyle sevinçli bir halde Rableri yanında rızıklara mazhar olmaktadırlar. Arkalarından gelecek ve henüz kendilerine katılmamış olan şehit kardeşlerine de hiçbir keder ve korku bulunmadığı müjdesinin sevincini duymaktadırlar. Onlar Allah'tan gelen bir nimet, bir lütuf sebebiyle ve Allah'ın müminlerin ecrini zayi etmeyeceği müjdesiyle de sevinç içerisindedirler. Şehitlerimizi ve gazilerimizi yetiştiren anne babalar başlarımızın tacıdır. Onların eş ve çocukları en değerli emanetlerimizdir. Biliyoruz ki Allah'ın yardımı müminlerle beraberdir ve zafer inananlarındır. Vatanımıza, İslam alemine göz diken, milletimize ve ümmeti Muhammed'e düşmanlık besleyen, Filistin'de bebek, kadın, yaşlı demeden masumları katleden işgalci zalimlere gelince onlar mutlaka kaybedecek ve işledikleri cinayetlerin
soykırımın, zulmün hesabını mutlaka vereceklerdir. Zalimler tarihe bakıp ders çıkarsınlar. Azgınlaşıp kötülük ve zulümde sınır tanımadıkları her zaman bunun hesabını ağır ödemişlerdir. Zulm ile abad olmak istemişler ama sonları hep berbat olmuştur. Yine öyle olacaktır. Müslümanların ahı yerde kalmayacak. Bebeklerin, masumların feryatları yerde kalmayacak. Zalimlerin sonunu getirecektir inşallah. Zira Rabbimizin vaadi gayet açıktır. Ve kul ce'el hakku ve zehekal batıl. İnnel batıle kâne zehûgâ. De ki hak geldi, batıl yok oldu. Zira batıl yok olmaya mahkumdur. Bu vesileyle bütün şehitlerimize yüce Rabbimizden rahmet, yaralılarımıza acil şifalar diliyorum. Cenab-ı Hak kahraman ordumuzu ve güvenlik güçlerimizi ve dünyanın her yerinde, neresinde olursa olsun, yurdu, yuvası, toprağı, manevi değerleri, İslami değerleri için mücadele eden bütün kardeşlerimizi karada, havada ve denizde, her yerde ve her vesile mansur ve muzaffer eylesin inşallah. Huzur ve emniyetimizi sağlamak için verdikleri mücadelede kendilerini muvaffak eylesin. Birliğimizi, kardeşliğimizi, ümmetin vahdetini ve muhabbetini daim kılsın.